Biz de çok teşekkür ediyoruz. Son olarak, evet, İstanbul Kadın Muhasebeciler Derneği Başkanı Sayın Gülizar Özel, önerilerini görüşmek istedik. Teşekkür ederim. İkinci kez aldım. Çok sürmeyecek rica öneriler kısmında, şimdi bu derneği okuduktan sonra kadınlarla ilgili bir yeni kitap okudum. Tarihi, geçmişiyle ilgili, bugünle ilgili, antik Yunanların kadınıyla ilgili epeyce bir şey öğrendim ve kendime bir bölüm geldi. Bir önerim olacak, kitap etkinliği yapalım. Ortak bir kitap seçelim. Antalya, İzmir, Ankara, hani kaldı? İstanbul. Kendimi okudum, bakar mısın? Bir kitap seçelim, hepimizin ortak olacağı. O kitabı okuyalım. Bir zaman toplanalım, hem yemek yiyelim beraber, hem o kitabı tartışalım. Ama yalnız bu kitaplar kadınlarla ilgili olsun, kadın tarihiyle ilgili olsun veya kadın yazar olsun. Önerimdir. Diğer edebiyat insanları arkadaşa söyledim, çok sıcak baktılar. Hatta bizim İstanbul'da kadın grubumuz var, okuma grubu var. 3 tane. Bunlar gördüğünüz olacak. Kitap okumadan olmaz. Muhammed İslamiyet'e inan ederken de ilk şeyle başlıyor, okur diye başlıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Ortak dergi çıkarmayı öneriyorum. 3 ayda bir veya 6 ayda bir. Editörlüğüne talimimi yaparım. Onu da söyleyeyim. Her ilden yazılar gelir. Ortak İstanbul'da çıkar veya İzmir'de çıkar. Bunu da düşünelim, kafa yoralım. Bunlar ses getirecek ve bizi birbirimize daha çok bağlayacak şeyler. Bir önerim daha var. İstanbul'da yapmayı düşünüyoruz. Arkeç çalışması. Kadın meslektaşımızı ziyaret edeceğiz. Diyeceğiz ki, seni en çok yakan sorun ne? 3 madde halinde. Başka sorular da olabilir. 5-6 soru. Hem ziyaret edeceğiz. Sen bir amacınlık olacak. Bu da yine çok güzel bir çalışma olacağını, birbirimize yakınlaşacağını, dokunma olayını. Biraz önce bayağı gördüm. Bayağı gördüm. Bayağı gördüm. Çünkü çok hoş görünüyor. Şimdi de yani farklı anlaşılabilir. Ben bunu kötü güne çeksin. Bana dokun. Sunakını yapalım dedi. Valla erkek meslektaşlar bu bana dokun iyi değerlendirilir. Şimdi bir güzeyiz. Dernek sözcüsü olsun diye öneriyorum. Herkes sorumlusu birileri olsun diye öneriyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Güzel bir varsınız. Teşekkürler. Değerli konuklarımız, tekrar katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Hazırlıklardan da anlamışsınızdır, aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir. Son dönemde kendini güvende hissetmek isteyen kadınların tercihi Aikido sporu. Aikido bir Japon savunma sanatı. Kadınların da Aikido'ya son dönemde ilgileri gittikçe artıyor. Ben küçük bir araştırma da yaptım. Saldırganın sizi sarsmasına ya da vuruşuna başlamasına imkan vermeden uygulanan bir savunma sanatı Aikido. Ve Türkiye Federasyonu 3. Danı Behram Güneş, Alex ve yardımcı arkadaşlarından bu gösteriyi hep birlikte izleyeceğiz.